Tarih 28 Haziran 1989. Yer Kosova Ovası. Ovaya hakim milliyetçiliğinin nişanesi sayılan bir anıt. Anıtın üstünde bir yazı. Her kim ki Sırp ve Sırp kökenlidir ve Kosova Ovası'nda Türklerle savaşmaya gelmez, onun ne erkek ne dişi zürriyeti olmasın, onun hasadı olmasın. Bu anıtın önünde bir lider. Slobodan Milošević. Daha sonra ellerine milyonlarca masumun kanı bulanacak bu liderin ağzından bir ok gibi çıkan sözler. Kosova'sız Yugoslavya olamaz. Kosova'sız Yugoslavya dağılır. Yugoslavya ve Sırbistan Kosova'dan vazgeçemez. Slobodan Milošević'in bu sözleri ovayı dolduran yüz binlerce Sırp tarafından coşkuyla alkışlanıyordu. Fakat yine bu ovada bulunan bir mezarda tam 600 yıldır uyuyan bir şehit, ancak kalp gözü açık olanların anlayabileceği kadar gümrah bir sesle haykırıyordu. Benim kabrim buradaki Türklerin tapu senedidir. Bu mezar Kosova'yı Türk yurdu yapan savaşın muzaffer komutanı ve şehidi Osmanlı Sultanı Murat Hüdavendigâr'ın mezarıydı. Slobodan Milošević, Türkler, Arnavutlar, Boşnaklar ve Sırpların yaşadığı Kosova için çatışma anlamına gelecek bu konuşmayı yaptığında, Yugoslavya'yı bir arada tutan efsanevi lider Tito, öleli 9 yıl olmuştu. Herkes biliyordu ki Yugoslavya'da bir denge unsuru olan Tito'nun ölümü, Yugoslavya için zor yılların başlaması anlamına geliyordu. Nitekim Tito'nun ölümünden sonra Yugoslavya devleti içinde Sırpların ağırlığı gittikçe artmaya başlamış, Güney Slavların ülkesi anlamına gelen Yugoslavya'nın yönetim kademelerinin büyük çoğunluğu, ordunun ise %80'i Sırpların eline geçmişti. Bu olup bitene diğer milletlerin seyirci kalmayacağı ve Yugoslavya'dan ayrılmak isteyecekleri kesindi. Yine kesin olan bir gerçek daha vardı. Sırplar bu ayrılığa asla müsaade etmeyecekler ve bu ayrılığa engel olmak için gerekirse kan akıtacaklardı. Sırpların, Yugoslavya'nın bütünü üzerinde hak iddia etme cüret ve hırslarının nereden kaynaklandığının cevabı ise Slobodan Milošević'in bu azgın konuşmayı yaptığı ovada ve bu konuşmanın tamı tamına 600 yıl evvelinde. Osmanlı kayıtlarına göre 9 Ağustos, Sırp kayıtlarına göre ise 28 Haziran 1389 gününde saklıydı. Meriç Savaşı ve Kosova Savaşı arasındaki yıllarda Türk orduları Balkanların orta şeyini ve Doğu Balkanları tamamen fethetmiştir. Batıya doğru ilerlemektedir. Aynı anda mesela o dönemde Kosova Savaşı'nda yani Kosova Savaşı'ndan önceki dönemde Sırbistan'da sadece iki Sırp devletçiği var. Biri Knez Lazar Hrebeljanović adında, bir de Vuk Branković adında iki devlet var. Onların batısında bir de Bosna var. Yani Balkanlarda o dönemde üç müstakil devlet var. O gün Kosova Sahrası tarihinin en önemli gününü yaşıyordu. Bir tarafta Balkanlarda fetihlerle ilerleyen Osmanlı'nın 40 bin kişilik askeri kuvveti, diğer tarafta bu ilerlemenin önüne geçmeyi hedefleyen Karma Hristiyan ordusu vardı. Savaş başladıktan 8 saat sonra içerisinde Almanlardan Polonyalılara, Macarlardan Avusturyalılara kadar birçok milletin de bulunduğu Sırp ordusu yenildi. Bu yenilgi 6 ve 7. yüzyıllarda Balkanlara göç eden ve zaman içinde güçlenerek bir devlet haline gelen Orta Çağ Sırp Devleti'nin sonu oldu. Osmanlı içinse bu zafer Balkanlara hakim olma yolunda çok büyük bir adım demekti. Fakat Osmanlı ordusunda zafer sevincinden ziyade matem havası hakimdi. Çünkü 1362'den beri Osmanlı tahtında oturan Sultan Murat, savaş alanını gezerken yanına gizli bilgiler vermek vaadiyle yaklaşan Miloš Obilić adlı bir Sırp tarafından ölümcül bir şekilde yaralanmıştı. Sultan Murat aldığı bu yara sonucu ölür. Sultanın iç organları, bugün bile Kosova'daki Müslümanlar için kutsal bir mekan olarak ziyaret edilen bu kabre defnedilir. Kosova, uğruna sultan verilerek alınan tek Osmanlı toprağı olarak tarihe geçer. Savaş gecesi Türk askerlerinin mübarek kanları üzerine yansıyan yıldız ve ayın bir aradaki görüntüsü de Türk bayrağındaki yerini alır. Balkanlarda ve Avrupa'da Türkler Slavlardan önce yerleşti. Yerleşik hayat, şehirler kurdu, kasabalar kurdu, ticaret merkezleri kurdu, köprüler, efendim başka eserler bıraktılar. Ve bugün biz bu konuda
mesela Slavlarla çatışıyoruz. Bize siz bizden sonra gelmişsiniz, siz işgalcisiniz, siz bizim toprakları istila etmişsinizdir. Geldiğiniz yere gidin, bizi rahat bırakın demektedirler. Halbuki biz şunu biliyoruz, bunu Bizans kaynaklarından biliyoruz ki Türklerin bir kısmı çok daha evvel buraya gelip yerleşmişlerdir. Avrupalılara şunu söylemek lazımdır ki biz Osmanlı'dan 1000 yıl önce Avrupa'da varız. Varlığımız dilimizle, kültürümüzle, felsefemizle, mutfağımızla, folklorumuzla, müzik folklorumuzla, sosyolojimizle, yani sosyoekonomik, kültürel, siyasi hayatımızla varız. Bunu inkar edemezler, bunu belgeler, deliller, arkeolojik kazılar kanıtlamaktadır. Sırpların kendilerini Kosova'nın tarihi mirasçısı saymalarının sebebi, Kosova'nın ortaçağ Sırp devletinin içinde yer alması ve Ortodoks Sırp Patrikhanesi'nin Kosova'daki İpek şehrinde olmasıydı. Fakat unutulmamalıdır ki o toprakların bir tarihi mirasçısı varsa, bu mirasçılar bölgeye Sırplardan en az 500 yıl önce gelen Hunların, Avarların, Peçeneklerin ve daha birçok Türk kavminin torunları Osmanlılardı. Üstelik bu bölgede 450 yıl hüküm süren Osmanlı, Kosova'yı camiler, hanlar, kervansaraylar, köprüler gibi birçok eserle donatarak Kosova'nın her noktasına mührünü vurdu. Oralara gittiğinde Osmanlı Devleti oradaki halkı asimile etmeye çalışmamıştır. Kendi kültüründe, dilinde ve dininde serbest bırakmıştır. Nitekim bugün Balkanlarda eğer çeşitli milletler mevcutsa bu milletler varlıkların Osmanlı Devleti'ne borçludur. Kesin olarak Balkanlarda silah zoruyla değil, barış yoluyla onlara üstün bir medeniyet, üstün bir hayat tarzı sunması dolayısıyla genişlemiş, yerleşik bir devlet olmuştur. Neden? Oradan hiçbir zaman çekileceğini düşünmemiş. Orasını da devletin bir bölgesi olarak saymış, Anadolu kadar önem vermiş, hatta Anadolu'dan bile fazla önem vermiş. Her zaman Osmanlı Devleti'nin kökeni, gücü, her şeyi Anadolu ve Rumeli olmuştur. Bugün çok azı kalmış olmasına rağmen Balkanlarda çok önemli bir Osmanlı kültür mirası vardır. Öyle ki Osmanlı İmparatorluğu burada sadece Kosova'ya hayat veren eserler inşa etmedi. Kosova'ya Arnavutları ve Anadolu'dan göç eden Türkleri yerleştirerek Kosova'nın bugünkü nüfus yapısını da oluşturdu. Osmanlı'nın izlediği bu politika hem Osmanlı hem de Arnavutlar için çok olumlu sonuçlar doğurdu. Osmanlı Balkanlar'da Müslüman Arnavutlar sayesinde kendini güvende hissetti. Sıcaklığı günümüze kadar süren bir dost ve müttefik kazandı. Arnavutlarsa hem yerleşim yerlerini genişlettiler hem de Slavlaşmakta olan bu bölgede yurt sahibi oldular. Sırpların bir kısmı da Kosova'dan göç ederek Vojvodina'ya yerleştiler. Burada Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tarafından Türklerin ilerlemesi önünde set olarak kullanıldılar. Osmanlı kendi sınırları içerisinde kalan Sırplara kötü davranmadı. Dilleri, inançları, mülkiyet hakları konusunda baskı yapmadı. Onları imparatorluk dışına sürmedi. Fakat Sırplar Osmanlı'nın Avrupalı devletlerle yaptıkları savaşların ve Osmanlı'nın içlerine yapılan düşman akınlarının sonucunda ihanet içine girdiler ve savaşları Osmanlı kazandıkça da toplu olarak kaçtılar. Osmanlı onlardan boşalan yerlere de Türkler ve Arnavutları yerleştirerek Kosova'yı Türkleştirip İslamlaştırdıysa da Kosova'dan Sırpları tamamen arındırma yoluna gitmedi. Onları imparatorluğun bir parçası sayarak huzur içinde yaşamaları için çaba gösterdi. Fakat Sırpların asırlarca içlerinde sakladıkları Kosova rüyası Osmanlı'nın zayıflamaya başlamasıyla büyümeye, dal budak salmaya başladı. Kosova'daki Türkleri ve Müslümanları bekleyen tehlikenin büyüklüğü ise kendini 1804 yılında Sırpların ayaklanmasıyla gösterdi. 1812 yılına kadar süren bu isyan sonucunda kıyıma uğrayan, evleri talan edilen, onurları kirletilen Türkler ve diğer Müslümanlar çareyi Sırpların ele geçirdikleri bölgelerden kaçmakta buldular. Öyle ki 1806-1812 yılları arasında 200 bine yakın Müslüman güvenli bölgelere göçmek zorunda kaldı. Sırp isyanı
Osmanlı Devleti için Balkanlarda bir dönüm noktası olmuştur. Çünkü ilk defa Boşnaklar, Arnavutlar doğrudan doğruya Osmanlı Devleti'nden kopma noktasına gelecek, coğrafyayla kopma noktasına gelecek bir isyan hareketiyle karşı karşıya kalacaktı Osmanlı Devleti. Gerek 1. Sırp, gerek 2. Sırp isyanı yıllarında Semendire Sancağı'nda veya Sırbistan adıyla anılan bölgede isyancılar Türklere ve Türk olmayan diğer Müslümanlara büyük katliamlar yapmışlar. Korkunç katliamlar yapmışlar. Sırbistan'ın yani Semendire Sancağı'nın her yerinde katliam yapmışlar. İnsanların bir kısmı camilerde, toplandığı camilerde yakılmıştır. Bir kısmı evlerinden kaçmayanlar ve evlerinden çıkmayanlar evlerinde yakılarak imha edilmiştir. Bu büyük bir vahşettir. Hatta bir Sırp müellifi diyor, ben diyor bunun inceliklerine girdiğim zaman diyor bu Sırp tarihinin bir utanç noktasıdır, bir kara noktasıdır. Sırplar bile bunun çok kötü bir olay olduğunu itiraf ediyorlar falan. Bir anda ekonomik ve asayişe yönelik gibi gözüken bu isyan siyasi bir hüviyet kazanmaya başlamış. Arkasından da hemen Mora'daki Yunan isyanı gelmiştir. Sırplardan sonra Yunanlıların ayaklanması ve ele geçirdikleri topraklarda Müslümanlara yaptıkları zulüm ve kıyımlar Kosova'da yaşayan Müslümanları iyice tedirgin etti. Osmanlı zayıflıyor, o zayıfladıkça eldeki topraklar kaybediliyor, kaybedilen topraklardaki Müslümanlar en vahşi şekilde katlediliyor, malları talan ediliyor ve göçe zorlanıyordu. Gelecek, Balkan topraklarında yaşayan bütün Müslümanlar için karanlık görünüyordu. Balkanlardaki Osmanlı tebaasının hemen hepsi için kaynıyor, Avrupalı devletlerin özellikle de Rusya'nın kışkırtma ve kollamalarıyla isyan için fırsat kolluyorlardı. Hal böyleyken 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı'nı Rusya'nın kazanması ve Slavların hamiliğini üstlenmesi hem Rusya'nın Osmanlı'nın iç işlerine karışmasını hem de Slavların yüreklenmesini sağladı. Üstelik bu savaşın sonunda imzalanan Edirne Anlaşması ile Sırbistan, dış işlerinde Osmanlı'ya bağlı, iç işlerinde serbest, otonom bir bölge haline geldi. Çünkü Ruslar demişlerdir o zaman yani Sırp asilerine, yani sakın Osmanlı Devleti ile Türklerle bir anlaşma imzalamayın. Anlaşma imzalarsanız size biz desteğimizi kaldırırız, çekeriz. Bundan sonrası bütün Balkan coğrafyasında ve pek tabii ki Kosova'daki Müslümanlar için korku ve hüzün. Çok geçmeden Yunanistan bağımsızlığını kazanıyor, Sırbistan da ağır fakat emin adımlarla devlet olma yolunda ilerliyordu. Osmanlı'ya bağlı olsa da Sırbistan'da Müslüman nüfus zulümle, baskıyla ve yapılan anlaşmalarla sürekli göçe zorlanıyordu. Bunların oradan çıkarılması bizzat Rus hükümetinin evvelinden planladığı bir şeydir. Ki bunu vesikalarla biliyoruz. 1849'da sanırsam o zaman hala şeklen Osmanlı Devleti'nin idaresine olan Sırbistan'da çok az hüküm sürmüş büyük Sırp İmparatorluğunu canlandırma projesini öne atmıştır. 1856 Paris Anlaşması Osmanlı Devleti'nin Sırbistan üzerindeki haklarını büsbütün zayıflatıyor, Sırbistan anlaşmayı imzalayan devletlerin ortak garantisi altına giriyordu. 1862'de İstanbul'da yapılan uluslararası bir konferansta Sırbistan'ın Osmanlı Devleti'ne bağlılığı tekrarlandıktan sonra Belgrad hariç bütün kalelerin Sırplara bırakılmasına karar veriliyor. Bir yıl sonra Belgrad'da Sırpların eline geçiyordu. Bu şartlar altında Sırbistan için bağımsız bir devlet oldu bile denilebilir. Osmanlı İmparatorluğu'nun Ruslara karşı kaybettiği 1877-78 harbi ise bu bağımsızlığın adeta tescili oluyordu. Tarihe 93 harbi olarak geçen bu savaşın sonunda yapılan Berlin Anlaşması'yla Osmanlı İmparatorluğu birçok toprağının yanında Sırbistan'ı da kaybetti. Üstelik tarihi Kosova'nın büyük bir bölümü de Sırbistan toprakları içinde kaldı. Kosova'nın en azından bir bölümü Osmanlı'da kalmıştı fakat
kaybedilen topraklardaki müminlerin durumu içler acısıydı. Sırplar buraları ele geçirince barıştan önce başladıkları etnik temizliği hızlandırarak sürdürdüler. Niş, Leskovik ve Toplica gibi şehirlerde yaşayan Müslüman ahaliyi her türlü baskı ve zulmü uygulayarak son ferdine kadar Türkiye'ye sürdüler. 1830'dan 1868 yılına kadar, 1868 yılında son Türk çıkarılıyor Sırbistan'dan. Son Türk çıkarılıyor. Bu 30-68 yıllara 38 yıl içerisinde Sırbistan'dan 150 binden belki fazla Türk çıkarılmıştır. Kosova'nın kalan bölümlerinin Osmanlı'nın elinden çıkması ise 1912 ve 13 yıllarında yapılan Balkan Savaşları sonunda oldu. Bu savaşta eski tebaaları Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan'la savaşan ve bu küçük devletçikler karşısında akıl almaz ihmallerin sonucu ağır bir yenilgi alan Osmanlı, Balkanlardaki son topraklarını da kaybetti. Kosova, Sırbistan'ın payına düştü. Bu durum Kosova'daki Türk, Arnavut, Boşnak ve diğer Müslüman ahali için felaket demekti. Müslüman ahali, asırlarca efendi oldukları topraklarda ikinci sınıf insan durumuna düştüler. Öldürüldüler, zulme uğradılar ve aşağılandılar. Sırplar bölgeyi kısa sürede Sırplaştırma gayreti içine girerek buradaki Sırpların nüfusunu genel nüfus içerisinde %33'e çıkardı. Gerek 93 Harbi'nde gerekse Balkan Savaşları sırasında yaşanan olayların özeti, her etnik grup kendi vatanları içerisinde kendi milli devletlerini ırk üzerine kurmak için gerek Müslüman olsun, gerek Hristiyan olsun, gerek diğer gayrimüslim gruplardan olsun tamamını bölgeden, vatanlarından uzaklaştırarak homojen bir devlet yaratmak istemişlerdir. Buradaki bunun adı bir nevi soykırımdır. Artık son Osmanlı toprakları kaybedildiği için oradaki Müslüman nüfus, Türk nüfus, tabii bunun içerisinde Müslüman nüfus, şunun için diyorum, Türk nüfusun dışında Arnavut, Boşnak vesaire gibi değişik Müslüman nüfus da Anadolu'ya gelmiştir. Müslüman göçü demesinin sebebi sadece Türkler değil, bölgede yaşayan Boşnaklar dahil olmak üzere, Boşnaklar, Arnavutlar ve diğer Müslüman grupların tamamı Osmanlı Devleti'nin çekilmesine paralel doğuya doğru, güney ve doğuya doğru bir göç hareketiyle karşı karşıya kalacaklardır. Balkan Savaşı'ndan bir yıl sonra dünya büyük bir savaşa sürüklendi. Tarihe Birinci Dünya Savaşı olarak geçen bu savaşta Sırbistan'la Osmanlı karşı saflardaydı. Savaşın ilk yıllarında Kosova, Osmanlı'nın müttefikleri Almanlar ve Bulgarların eline geçti ise de savaşın bitiminde Avusturya Macaristan'dan bağımsızlığını kazanan Slovenya ve Hırvatistan'ın da katılmasıyla Sırp-Sloven ve Hırvat Krallığı kuruldu. Bu dönemde krallığın her bölgesinde olduğu gibi Kosova'da da Müslümanların durumu gittikçe kötüleşti. Krallık kurulurken yapılan anlaşmalar hiçe sayıldı. Halktan silahların toplanması bahanesiyle kanlı bir terör başlatıldı. Sırp çeteleri askeri yetkilerle donatılarak Müslümanların üzerine sürüldü. Özellikle krallıkta Sırp hakimiyetinin iyice belirginleştiği 1921 yılı sonrası dönemde baskılar daha da arttı. Sadece 1921-22 yıllarında toplam 12 Arnavut bölgesinde 12.465 Müslüman katledildi. 22.360 kişi hapsedildi, 1.705 kişi sakat bırakıldı, 6.210 ev yakıldı ve 11.691 ev yağmalandı. Bölgeye 35.000 Sırp aile yerleştirildi. Amaç Müslümanları asimile etmek, asimile olmayanların da ülkeden göçmesini sağlamaktı. Benim dinimden olmayan benim milliyetimden de değildir diye. Müslüman mısın sen? Benden değilsin. Hani maalesef bu olaylar en çok Ortodoks Hristiyanlığın hakim olduğu bölgelerde yaşanmıştır. Yani Balkan milliyetçiliği dine dayanan bir milliyetçiliktir maalesef. Bu arada Sırpların dizginlenemeyen hırsı da bütün krallığa yayılıyordu. 1921'den itibaren Sırpların kontrolüne giren krallıkta, 1929'dan itibaren de parlamento feshedilerek diktatörlük rejimi uygulanmaya başladı.
1930'lu yıllara gelindiğinde ise kamulaştırma reformu adı altında Türklerin elinden araziler zorla alınarak Sırplara verildi ve Türkler yine göçe zorlandı. Bu tarihlerde ise yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı İmparatorluğu'ndan devraldığı problemlerle uğraşıyordu. Bu problemlerden biri de Anadolu'daki nüfusun azlığıydı. Genç Cumhuriyet bu dönemlerde Anadolu'nun nüfusunu Türklerle arttırmak yoluna gidiyor, bu sebeple Balkanlardan göçmek isteyen ırk ve din kardeşlerine her zamankinden daha büyük bir hevesle kucak açıyordu. Genç Cumhuriyet'in bu politikasıyla Yugoslavya içinde zulüm gören müminlerin Anadolu'ya geçip huzur bulma istekleri birleşince de 1923 ila 1933 yılları arasında 108.179 insanımız Anadolu'ya serbest göçmen olarak geldi. Düzenli bir arşiv çalışması olmadığı için de bu sayının ne kadarının Kosova'dan, ne kadarının Yugoslavya'nın diğer bölgelerinden geldiği net değildi. 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusu 13 milyondu. Düşünebiliyor musunuz? Bunun 5,5 milyonu Balkanlardan gelenlerdi. Ama yollarda da 1,5 milyon insan çeşitli hastalıklardan, katliamlardan, açlıktan telef olmuştu. ...1939 yılında dünya yeniden büyük bir savaş felaketiyle sarsıldı. 6 Nisan 1941 yılında başını Almanya ve İtalya'nın çektiği Mihver devletlerin işgaline uğrayan krallık 8 Temmuz 1941'de dağıldı. 1934-1949 yılları arasında Yugoslavya'dan Türkiye'ye göçen Müslümanların sayısının hızlı bir azalmayla 3139'a düşmesi, buradaki Müslümanların daha huzurlu olmalarının değil, daha büyük sıkıntı içinde olmalarının sonucuydu. İkinci Dünya Savaşı Müslümanların büyük acılar çekmesine sebep oldu, fakat göçler yasaklandığı için bu bahtsız insanlar kendilerine açık hava zindanı gibi gelen Kosova'dan göç imkanı bulamadılar. Kosova'dan direkt Türkiye'ye göç etmek mümkün değildi. Türkiye'ye göç etmek isteyenler Üsküp'e geçiyordu. Bu yüzden de 1952'den 53'ten sonra Makedonya'dan Türkiye'ye göç başlıyor. İyi ama Kosova'dan, Sancak'tan ve diğer bölgelerden de Müslümanlar göç etmek istiyor. Göç edebilmek için onlar Makedonya'ya geliyor. Önce Makedon vatandaşlığını ya da buradaki iskan iznini alıp buradan göç ediyor. 1912 yılından bugüne kadar buralardan Türkiye'ye göçler hiç durmadı. 1934-36 yıllarında eski Yugoslavya ve Türkiye arasında yazılı olarak göç anlaşmaları da yapıldı. Ve bu anlaşmalara göre kitlevi bir biçimde o zamanki Yugoslavya topraklarından ta 1953 yılına kadar 240 bin kişi Türkiye'ye göç etti. 1945 yılında savaşın bitiminde Tito'nun kurduğu komünist Yugoslavya'nın da mihenk taşı Sırbistan'dı. Ve Müslümanlar için değişen sadece ülkenin adı oldu. Bir yıl sonra federal cumhuriyetler oluşturulurken Müslümanların 2. Yugoslavya olarak adlandırılacak bu devirde de ikinci sınıf insan muamelesi göreceği kesinleşmişti. Yugoslavya, Hırvatistan, Slovenya, Makedonya, Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan cumhuriyetleriyle Sırbistan'a bağlı Kosova ve Vojvodina özerk bölgelerinden oluşturuluyordu. Yani 300 bin nüfuslu Karadağ egemen cumhuriyet olabilirken 1 milyon nüfuslu Kosova'ya silik bir özerklik bile zorlukla verilmişti. Üstelik Kosova vilayeti 3 parçaya bölünmüş, güney kesimleri Makedonya, kuzey kesimleri doğrudan Sırbistan topraklarına katılmıştı. Özerk bölge olarak Sırbistan'a bağlanan alan 1913 yılında 33 bin kilometre olan tarihi Kosova'nın küçültülmüş 10.887 kilometre karelik orta kesimiydi. Bugün bile tarihi Kosova'dan geriye kalan bölge ancak bu kadardır. Yugoslavya'nın içinde Sırpların belirgin bir ağırlığı vardı, fakat ülkeyi yöneten Tito Sırp değil Hırvat'tı. Ve 6 cumhuriyeti bir arada tutmak isteyen herkes gibi o da biliyordu ki zayıf Sırbistan güçlü Yugoslavya demekti.
Ülkeyi bir arada tutmaya çalışan, bu amaçla iç barış ve uzlaşma ortamı oluşturmaya çalışan, bunu da bir ölçüde başaran Tito, genellikle toplumun ve tarihçilerin övgüsünü kazandı. Ancak Tito için iktidar uzlaşmadan çok daha önemliydi ve komünist iktidar Yugoslavya'da çok ağır bir bedelle başa geçmişti. Belki de bu yüzden 1945-46 yıllarında Tito'nun uygulattığı kitlesel cinayetlerde, zorunlu ölüm yürüyüşlerinde ve toplama kamplarında içlerinde Türklerin de bulunduğu 250 bin civarında insanın öldürülmüş olması vicdan sahibi insanların dışındakilerin tepkisini çekmedi. Üstelik bu tarihten sonra Tito, iç savaş zamanında yaptığı din özgürlüğü propagandasını hiç hatırlamadı. Müslümanlar hem siyasetten dışlandı hem de ekonomik olarak zora düşürüldü. İbadet ve eğitim hakları kısıtlandı. İslam eserleri tahrip edilerek Türk ve diğer Müslümanların inanç ve kültürleriyle bağlarının kesilmesi amaçlandı. Bu dönemlerde ve devam eden süreçte bütün Yugoslavya'da olduğu gibi Kosova'daki Müslümanlar için de zulmün adı İçişleri Bakanı Aleksandr Rankoviç'ti. Bir sırf olan Rankoviç'in uyguladığı katı güvenlik politikası bütün Yugoslavya'daki Türkler, Arnavutlar ve Boşnaklar üzerine kabus gibi çöktü. Bütün Müslümanlardan ellerindeki silahlarını teslim etmeleri istendi. 1955-56 yıllarında on binlerce kişiye silahlarını teslim etmedikleri gerekçesiyle işkenceler yapıldı. Yapılan işkencelere dayanamayan yüzlerce Arnavut hayatını kaybetti. Bu baskıların sonucunda Yugoslavya'dan Türkiye'ye yeni bir göç dalgası başladı. 1950-1958 yılları arasında 104.372 göçmen Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye sığınan bu acılı kardeşlerimiz Ege, Marmara ve Trakya bölgelerine yerleştirildi. Üstelik sadece Türklere tanınan göç hakkından çeşitli yollar bulan Boşnak, Arnavut ve Çingene kardeşlerimiz de faydalandı. Bu yollardan en bilineni Arnavut, Boşnak ve Çingenelerin, eğer bilmiyorlarsa Türkçe öğrenmeleri ve kendilerini Türk yazdırmalarıydı. Sadece Türkiye'ye göçebilmek için Makedonya'ya gelerek kendisini Türk olarak yazdırıp bir iki sene burada kaldıktan sonra Türkiye'ye göçen Boşnak ve Arnavutların sayısı oldukça fazladır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gene eski hale döndü Balkan ülkeleri. Zorla Türkleri, Müslümanları göçtürmek. Ki bunun nihayet en son safhası da Bosna, Kosova oldu. İki Dünya Harbi arasında, Birinci Dünya ile İkinci Dünya Harbi arasında Yugoslavya olarak bilinen o bölgeden göç edenlerin sayısı 1 milyonu geçti. Ha, ondan sonra harp yıllarında 1950'li yıllarda yapılan göç sayısıyla neredeyse 1,5-2 milyona yaklaştı. Balkan'da Tuna Nehri nasıl akarsa göçte akıp gidiyor, durmuyor. Hele Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra devam etti. Her gün de devam ediyor ve bizim kanayan yaramız göçtür. Çünkü göç öyle bir olaydır ki bazen başlaması zordur. Başladıktan sonra devam eder. Çünkü bölgede kalanlar akrabalarının bulunduğu bölgelere, memleketlere gitmek isterler. Bazen o bölgelere göç etmiş kimseler eski yurtlarına dönmek isterler. Ve böylece göç devamlı olarak kesintilere uğramakla beraber devam eder. Bu göçler Türkiye'ye gelenler için elbette ki olumlu sonuçlar doğurdu. Fakat Kosova'daki Müslümanlar eziyet çekmeye devam ediyordu. Kosova'daki Müslümanları baskı altında tutan Cendere 1966 yılında Aleksandr Rankoviç'in görevden uzaklaştırılmasıyla biraz olsun hafifledi. Artık homojen bir Yugoslavizm oluşturma çabasından uzaklaşan Tito, ulusal ölçekte kendi kendini yönlendiren daha fazla unsur oluşturulmasına ağırlık vermeye başladı. Fakat Yugoslavya'dan Türkiye'ye yapılan göç durmuyordu. Kimlik ve inançlarını daha özgür yaşamak, daha yüksek bir hayat standardına ulaşmak veya göçen insanlar yüzünden parçalanmış ailesiyle yeniden bir arada yaşamak isteyen Müslümanlar, bazen hırçın bir nehir, bazen de sakin bir dere gibi Türkiye'ye akıyordu. Bizim kuşağın
daha da hafızasında bilinen 55'li, 56'lı, 58'li yıllara kadar o dönemki rejimin yaşadıklarından dolayı topluca göçler gerçekleşmiştir. Ondan sonra zaten böyle topluca değil de bireysel güçler hiç durmamıştır günümüze kadar. 1921 yılında babam 5 yaşındayken amcası 5 oğluyla birlikte, hanımıyla birlikte Türkiye'ye göç etmiş. Nereye göç ettiğini bilmiyorlar. O çok büyük bir acıdır. Çünkü bir sofradan, bir anadan, bir babadan kardeşler biri orada yaşıyor, birileri burada yaşıyor. Çok büyük bir acıdır. Anneannemler bizlere bir posta paketiyle birkaç plak göndermişti. Onların arasında da yüksek yüksek tepelerde ev kurmasınlar diye bir gurbet türküsü vardı. Bir dinlendi ama bir daha dinlenmedi bizim evde o. Çünkü herkes hislerine kapılıyordu ve çok olumsuz şeyler yaşanıyordu ailemizde. Hep saklandı o plak ama annemin yanından da çaldırmıyorduk hiç. Yemen türküsünü dinleyebiliyorsanız, Yemen türküsünü anlayabiliyorsanız, Yemen türküsü çalarken hüzünlenebiliyorsanız, bu çünkü bir tarih süreç içerisinde olan bir şeydir. Siz o zaman Türk kimliğine sahipsiniz demektir. Göç çocukluğumuzun çocukluğumuza bir damgasını vurdu diyebilirim. Bir aile eğer bir yarısı bir diyarda, diğer yarısı başka bir diyarda ise doğal olarak o ailenin yaşam süreci de bir değişik oluyor. Bizler ilk dönemlerde mesela 60'lı yıllarda iletişim o zamanki teknolojiye dayanarak çok daha güçtü. Sıladan, gurbetten bir mektup olayı vardı. Onun haricinde bir şey yoktu. Yakınlarımızda şenlikte olsun, üzüntüsünde olsun birbirine uzak kalıyordu, birbirlerine paylaşamıyordu bütün bu yaşamı. İleriki dönemde tabii ki ulaşım, çağdaş ulaşım, bütün dünyada olduğu gibi Balkanlarda da tren yolu olsun, karadan olsun, artık son dönemde havadan da olsun, ilişkiler daha sıkı, birbirimizle iletişim çok daha rahat. Ama o gurbet acısını hiçbir zaman eleyemedik, biz hep onunla yaşadık. 1970'li yıllara gelindiğinde Kosovalı Müslümanlara umut veren gelişmeler yaşanır. 1974 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle Kosova'nın federal yapı içerisinde yetkileri genişletilir. Düzenlemeye göre Vojvodina ve Kosova bölge yönetimleri federal başkanlığın 8 üyesinden biri olarak federal düzeyde cumhuriyetlerle eşit statü elde edecektir. Fakat ayrılma hakları yoktur. Bu anayasa değişikliği Sırpların tepkisine sebep olur. Kosova'nın fiilen ellerinden alındığı görüşündedirler. Yine bir göç hareketi başlar fakat bu sefer göçenler Müslümanlar değil, Hristiyan olan Sırplardır. Sırpların büyük bir bölümü mallarını satarak ülkenin öteki bölgelerine ve Avrupa'ya göç ederler. Bu göçler devam ettikçe Kosova'daki Müslümanların genel nüfus içerisindeki payı artacak, belki de Müslümanlar daha iyi şartlara kavuşacaktı. Fakat bir ölüm sadece Kosova'daki değil, bütün Yugoslavya'daki dengeleri alt üst etti. Yugoslavya'yı kadife eldiven içerisinde demir bir yumrukla 35 yıl bir arada tutan büyük güç Josip Broz Tito 4 Mayıs 1980'de öldü. Bu tarihten sonra her ne kadar Yugoslavya Devlet Başkanlığı görevi 6 Cumhuriyet'in başkanları tarafından rotasyon sistemiyle yürütüldüyse de bu durum Sırbistan'ın federal sistem içindeki egemen ve üstün durumunu engelleyemedi. 80'li yıllar boyunca Sırp milliyetçiliği gittikçe tırmandı. Sırbistan'da milliyetçiliğin tırmanmasıyla birlikte 1987 yılında içeriden bir darbe ile iktidar Slobodan Milošević de Yugoslavya'nın tek sahibinin Sırbistan olduğuna inananların temsilcisi ve önderi oldu. Ardından 19 Kasım 1988'de Belgrad'da yapılan ve 1 milyondan fazla kişinin katıldığı bir mitingde Milošević, Kosova'nın otonomisini kaldırmak yönünde bir anayasa değişikliği planladığını ve böylece Sırbistan'ın bütünlüğünün yeniden sağlanacağını söyledi.
1989'un başlarında Sırp Meclisi, Kosova'nın yetkilerini kısıtlayacak bir anayasa düzenlemesi yapmaya karar verdiğinde, Kosovalılar, Kosova'nın özerkliğinin kaldırılmasına yönelik bu girişimleri protesto etmek amacıyla harekete geçtiler. 23 Mart 1989'da çevresinde tankların bulunduğu bir ortamda yapılan Kosova Bölge Meclisi toplantısında yine de bu değişiklik için gerekli 3-2 çoğunluk sağlanamadı. Fakat 28 Mart'ta Belgrad'da yapılan oturumda Kosova'nın özerkliğine son veren ek maddeler onaylandı. Sırplar çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Kosova'yı Sırp toprağı yapmaya kararlıydılar. Milošević, büyük Sırp rüyasının gerçekleşmesi için gerekirse güç kullanacağını söylüyordu. Milošević'in iktidarını sağlamlaştırmasıyla özerk bölge statüsünü de kaybetmiş, Sırplar Kosova'yı Sırbistan'ın sıradan bir idari birimi haline getirmişti. Bu arada siyasi manevralar da devam ediyordu. 2 Temmuz 1990'da Kosova Meclisi Kosova'nın bağımsızlığını ilan edip paralel devletin ilk tohumlarını atıyordu. Esasında Sırpların başı Yugoslavya'yı oluşturan diğer cumhuriyetlerle de dertteydi. Slovenya, Makedonya, Hırvatistan ve Bosna Hersek de bağımsızlığını ilan etmiş, Sırplar Hırvatlar ve Boşnaklarla şiddetli bir savaşa tutuşmuştu. Bu her cümercün içinde Karadağ ve Sırbistan, 27 Nisan 1992'de Yugoslavya'nın son parçaları olarak üçüncü defa Yugoslavya'yı oluşturdular. Daha önce olduğu gibi ne Kosova'daki ne de Sancak'taki Müslümanlara bir şey soruldu, ne de anayasada hak tanındı. Bunun üzerine daha önce Yugoslavya sınırları içerisinde bir cumhuriyet olmak isteyen Kosovalı Müslümanlar hedefini tam bağımsızlık olarak değiştirdiler. Ve 24 Mayıs 1992'de yaptıkları seçimde Rugova'yı da Cumhurbaşkanı seçtiler. Kosova'da Müslümanlar sistemli bir şekilde Sırp yönetiminin meşruiyetini reddetmeye çalışıyor, resmi Sırp kurumlarına karşılık gelecek paralel kurumlar kuruyor, Sırplarsa Müslümanların kurduğu hiçbir kuruluşu kabul etmiyordu. Üstelik Yugoslavya'yı oluşturan Hırvatistan ve Bosna Hersek'le başladıkları savaşın verdiği hırçınlıkla baskılarının şiddetini arttırıyordu. Müslümanların okulları, radyoları, gazeteleri kapatılıyor, çalıştıkları iş yerlerinden çıkarılıyor, evlerinden kovularak onların yerine Sırp aileler yerleştiriliyordu. İbrahim Rugova, Kosovalıları ısrarla şiddetten uzak tutuyor, bu tutumu onun Priştina Gandhisi olarak anılmasına sebep oluyordu. 1989'dan 1995'e kadar, yani Dayton anlaşmalarına kadar Kosovalılar sadakatle Rugova'nın çizdiği yoldan gittiler. Yugoslavya Savaşı'nı bitiren Dayton anlaşmaları Kosovalılara esaslı bir darbe indirdi. Çünkü anlaşmalarda Kosova'nın adı dahi geçmiyordu. Bu yeni durum Kosova halkı için farklı bir yol izlemek gerektiğini savunan Rugova karşıtlarını harekete geçirdi. Bu ortamda ortaya Sırpların barıştan anlamayacağına inanan Kosova'nın bağımsızlığını korumak için silahlı mücadele gerektiğini savunan ve UÇK olarak bilinen Kosova Kurtuluş Ordusu çıktı. Zaman UÇK'yı haklı çıkardı. 1988 yılına gelindiğinde Sırplar Kosova'daki Müslümanlara yönelik saldırılarını arttırdılar. UÇK bu saldırılara direndi ve sonunda Kosova'nın %40'ını kontrol altına aldı. Fakat ortada müthiş bir dengesizlik vardı. Kosova'nın, eski Yugoslavya'nın bütün imkanlarını kullanan Sırplara karşı durabilmesi çok zordu. Bu mücadelede Sırplar hiçbir evrensel değere ve insan haklarına saygı göstermeden saldırıyor, yapılan barış görüşmelerinden bir sonuç alınamıyor, aksine bu görüşmeler Sırplara katliamlar için zaman kazandırıyordu. NATO geç de olsa bu görüşmelerden bir sonuç çıkmayacağını anladığında veya zamanın geldiğini düşündüğünde müdahale etti. Sırp hedeflerine yönelik bombardımanda Türk uçakları da görev yaptı. Milošević, bombardımanları istismar ederek masum insanları katletmeyi hızlandırdı. Kosova nüfusunun yarısını oluşturan 1 milyon insan çok olumsuz şartlar altında Kosova'dan göç etmek zorunda kaldı. Bu çilekeş insanlar yurtlarına ancak 11 haftalık bombardıman sonunda, İçlerinde Türk birliğinin de bulunduğu NATO barış gücünün bölgeye yerleşmesi ve Sırp askerlerinin çekilmesiyle dönebildiler.
Bölgeye Türk Birliği'nin gelmesine gösterilen coşku ve Türk askerinin bölgedeki başarılı çalışmaları ise Kosova ile Türkiye arasındaki tarihi bağların koparılamaz olduğunu ortaya koyuyordu. Şimdi biliyorsunuz savaştan sonra NATO bünyesi içerisinde Türk askeri de Kosova'ya yerleşmiştir. Yani Kosova'ya Türk askerinin yerleşmesiyle buradaki 500 yıllık bir tarihimizin 1000 yıllık bir uzatma, ömrü uzatma şekline gelmiştir zannediyorum. Savaş sona erdikten sonra 2001 yılında yapılan seçimlerde oluşan parlamento, 2002 yılında İbrahim Rugova'yı yeniden iktidara taşıdı. Fakat Kosova'da yönetim Birleşmiş Milletler'de, egemenlik hakları ise Belgrad'daydı. Girdiği bütün savaşlardan yenik çıkan aşırı milliyetçi liderleri Milosevic'i 2001 yılında savaş suçluları mahkemesine teslim etmek zorunda kalan Sırbistan zor günler geçiriyor fakat yine de Kosova'dan vazgeçmiyordu. Kosova'ya geniş bir özerklik vererek elinde tutmayı amaçlıyordu. Görüşmeler devam ederken eli kanlı lider Slobodan Milosevic de Kosova'nın her şart altında barış diyen lideri İbrahim Rugova da öldüler. Aynı yılın Nisan ayında taraflarla yaptığı temasların ardından Birleşmiş Milletler'in Kosova özel temsilcisi Martti Ahtisaari, Kosova'ya uluslararası denetim altında bağımsızlık öngören planını açıkladı. Rusya ve Sırbistan'ın plana muhalefetinin ardından Sırplarla Kosovalı Arnavutlar arasında uzlaşma için yıl sonuna kadar süren yeni bir müzakere süreci başlatıldı. Son fırsat olarak gösterilen müzakereler 2007 Aralık ayında uzlaşma olmadan sona erdi. Kosovalı Müslümanlar için artık yapılacak tek şey bağımsızlık ilanıydı. Onlar da bunu yaptı. 2007 Kasım'ında yapılan seçimleri kazanarak başbakanlık koltuğuna oturan Kurtuluş Ordusu'nun eski komutanı Haşim Taçi ve başkan seçilen Fatmir Seydi liderliğinde 17 Şubat 2008 tarihinde Kosova bağımsızlığını ilan etti. Kosova bağımsızlığından bugüne kadar başta Türkiye olmak üzere birçok ülke tarafından tanınarak devletler topluluğundaki yerini aldı. Fakat zengin maden yataklarına sahip olan jeopolitik önemi gittikçe artan ve Balkanlardaki dehşet dengelerin ortasında bulunan Kosova'yı zorlu bir dönem bekliyor. Bağımsız bir Kosova için burada yaşayan ve bir asırdır her sıkıntıyı birlikte göğüsleyen bütün Müslümanların dost ve kardeşçe yaşamaları tek çıkar yol gibi görülüyor. Rumeli'de, Balkanlarda yaşayan Türkler burada kalmalı, mücadelelerini sürdürmeli. Biz her zaman Kosova Türkleri olarak Kosova benliğimizi vurguluyoruz. Ama hiçbir zaman da ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti olduğunu unutmuyoruz. Bizim beklentilerimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin de ecdadını unutmaması. Keşke gitmeselerdi. Gitmeselerdi burada biz daha büyük güç olurduk. Daha fazla söz hakkımız olurdu. Fakat bugün Kosova'daki Türklerin içinde bulunduğu durum bütün dünyadaki Türkleri üzüyor. Kosova'da ekonomik olarak sıkıntı içinde bulunan Türkler siyasi alanda da yeterince temsil edilemiyor. Üstelik 1974 anayasasıyla resmi dil olarak kabul edilen Türkçenin Milosevic döneminde gasp edilen hakkının da hala iade edilmemesi Türkleri ve hangi ırktan olursa olsun Balkanlardaki Müslümanların huzurlu geleceğinin teminatı olan Türkiye'yi de kırıyor. Oysa herkes biliyor ki Türkiye olmadan Balkanlardaki Müslümanlar yalnızdır. Ve herkes biliyor ki Kosova topraklarının bağrında bu topraklar için terlerini ve kanlarını akıtan şehitlerimizin sayısı bugün Kosova'da yaşayan milletlerin toplamından fazladır. Ve dahi Kosova Ovası'nda bir tapu senedi gibi duran Sultan Murat Han Hüdavendigâr'ın kabri buna tarihin sunduğu en bariz örnektir.